Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp Günlüğü programına Fatih Vatan Spor Kulübü kadın futbolcularıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyiyiz. Süperiz. Önce tanıtımımızı yapalım. İrem Eren ve Peritan Bozdağ'la beraberiz. Soy ismini biraz zor ezberledim ama ezberledim. İsmimi ezberlemişsin, iyiyiz. Evet. Kadın futbolu son dönemde revaçta. İrem senle başlayalım. Neler düşünüyorsun kadın futbolu hakkında? Bizim branşımız ilerlemek üzere kurulmuş bir branş. Altyapılarımız gelişmekte. Evet. Yani küçük kızlarımıza destek sağladıkça, sponsorluklar geldikçe daha da revaçta olacağız. Ama şu anda dediğimiz gibi Süper Lig seviyesinde ilerliyoruz. İnşallah daha da geçtiğimiz günlerde biz gelecek nesillerimize güzel günler bırakabiliriz. İnşallah. Perihan sen neler söylersin? Abi, biraz mikrofonu oraya tutabilir misin? Tabii. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu zamana kadar 2 senedir Fenerbahçe Galatasaray yeni yeni bu büyük takımların oluşumu zaten oluştu. Yani biz hala amatör diye gözüküyoruz zaten de artık hani kadın futbolu yarı prof şeyine girdi. Evet. Durumuna girdi diyebiliriz. Şu an daha çok gözler üstümüzde. Bu hepimiz için inşallah daha güzel olacak. İleride peki, iyi sonuçlar alacağız. Şimdi Türkiye'deyiz. Bizim bir farklı bir kültürümüz var biliyorsunuz. Evet. Yani kadınlara karşı da işte biliyorsunuz ki biraz daha böyle ülke olarak genel olarak hani kendim tasvir ettiğim için söylemiyorum tabii ama tabii hani, hani biraz daha böyle bakış açımız daha farklı, daha katıyız. Tepkiler nasıl oluyor size? Sen başla ben devam edeceğim. Futbol mu oynuyorsunuz, ayakla mı oynuyorsunuz, sağ üçleriniz aynı mı? Yani bacaklarınız çarpık olmadı mı, nasıl ailenizden izin aldınız? Hani şort mu giyiyorsunuz siz de gibi tepkilerle karşılaşıyoruz biz de. Hani bilmiyorum senin söyleyeceğin var ama genelde aynı oluyor. Aynı ve hala o kesim var zaten. Ben biliyorum birkaç şehir bununla ilgili. Ben daha önce Hakkari'de oynamıştım çünkü. Hakkari'de oynadığım dönemde bazı şehirlere göre mesela Trabzon'a örnek verirsem bazı şehirlere göre daha iyi ser yaklaşıyor. Hakkari gibi bir şehir. Hakkari Gücü müydü öyle bir şey? Hakkari Gücü Spor var Süper Lig'de. Orada oynadım 2 sene ben. Trabzon'da mesela şöyle bir geçen sene gelen arkadaşlarımız oradan transfer olan bir iki yabancı arkadaşımız bize orada şort giyilmesinin yasak olduğunu ya da ne bileyim terlikle dışarı çıkılmasının yasak olduğu söyleniyordu. Ama Hakkari'de oynadığım dönemde arkadaşlar var ama bayağı hani geniş kafalı insanlar var. Geniş bayağı hani gözleri açılmış. Tamam. At gözlüğüne bakmayan insanlar. Kaydır. Tayla alsana kim onu. Kim abi aynen. Nereye alırsın? Kanka o da dursun. Daha önce burada benim başıma geldi. Dibime abi, geldi röportaj esnasında. peki. Yani doğru biraz daha katıyız ama biz de geçtiğimiz sezon karar vermiştik aslında kadın futboluna destek verelim açısından. Çünkü medya noktasında çok bir sıkıntı var. İlk röportajımızı Hilmi Hoca ile yaptık. Kadın futbol üzerine de kadın futbolculukta ilk defa sizle yapıyoruz. Umarım başarılı olursunuz. Yani ülkemizi temsil edecek noktalara da gelirsiniz. Şimdi lig hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? İrem senle. Lig hakkında geçen seneye kadar playoff sistemiyle gerçekleşiyordu evet. Bizim ligimiz. Şimdi bu sene itibariyle tek lig sistemine yani Süper Lig'de aynı sistemde biz de maçlara aynen. Çıkacağız. Her hafta sonu düzenli olarak maç oynayacağız. Playoff sistemi yok. İşte dediğimiz gibi puan Süper Lig sistemi, puan sistemiyle oynayacağız. Bence bu şekilde tekli grup olması yani Süper Lig sisteminde ilerlemesi bizim açımızdan da çok iyi olacak dediğiniz gibi. Hem daha fazla maç oynamış olacağız. Hem yayın değeri kazanacak. Hem de iddiaya vesaire girebileceğiz yani. Diğer türlü playoff sistemi olduğunda yayın, iddia geliri vesaire bunlar karşılanmıyordu. Tabii, çünkü bir bölüklük kulüplerin geliri açısından da bunlar önemli. Evet, tabii ki. Sponsorluk noktalarında bunlar önemli. Peki oyunumuza geçelim mi? Geçelim. Tabii geçelim. Harf oyununu biliyor musunuz? Bahset abi biraz. Bu Mehmet Erbil'in bir programı vardı hatırlar mısınız? Harf alayım. yok o değil. Harf. şöyle hani bir harf seçiyoruz. O harfle başlayan cevaplar veriyoruz. Mesela şimdi A değil de D diyelim mesela. Adınız Deniz. Tamam ben biliyorum. Şimdi şöyle harflerimizi seçelim. Biz kendimiz mi seçelim? Evet seçelim harflerimizi. İyi olsun. İyi olmasın da başka sessiz harf. Sessiz harfler. O zaman C olsun. J. C. Ceyhan'ın C'si çok zor seçti. Evet. K olsun. K. Aynen. Ben de L. Şimdi soruları kim kime sorsun onu da ayarlayalım.
Ben sen biliyor musun Yürem? Tamam sen bana mi? Sor. Tamam. Ben sana sorayım. O da sana sorsun. Tamam. Benimki de L mi demiştim ben? Evet. Çok zor bir harf seçtim bu arada. Tamam. Başlayalım o zaman. Evet. İlk önce bir... Oturtmak mı istiyorum? Şimdi L harfiyle erkek ismi düşündüm bulamadım şu an. Tamam başla. Tamamdır. İsminiz? Levent. Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? Lüleburgaz'dan. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Lüleburgaz'a geldiğimden beri. Lüleburgaz'ın nesi meşhur? Laleleri. En çok hangi hayvanı seversiniz? Lalelere dokunan köpekleri seviyorum. Harika. Ama daha soru gelmiyor ki aklıma. Çok hızlı çalmıyorsun abi. Evet, ben cevapladım da hızlı. Yo, L harfine ilk defa böyle bir zorlandım ama kafamda toparladım. En sevdiğiniz yemek? Lale yemeği. Lale yemeği. Laleyi çok seviyorum. Lale. Çok lale kullanmadık evet. Ama L harfine hiçbir şey gelmiyor. L çok zor. Yapmaktan hoşlandığınız için en, yani dur şöyle söyleyeyim. En sevdiğiniz hobiniz? Liseler arası futbol bir yarışmasına katılmak. Size benim daha sorum yok. Tamam. Harika cevap. Sen ne demiştim harfin? Ben K demiştim. Abi. K. İsminiz? Kemal. Kemal. Kemal Hanım. Kemal. Kaç yaşındasınız? 49. 49. 49 yaşına kadar ne meslekle icra ettiniz? Konservatuvarda okuyordum. Sonra müzikle uğraştım sürekli. Peki hangi şarkıları seviyorsunuz? Klasik. Klasik. Bir tane sanatçı ismi verebilir misiniz? Evet, çok düşündük. Sağ olun. Evet. Şimdi sen de ona soracaksın aynı soruları. Ortada. Neydi? Seninkisi. C. Merhabalar, adınız? Ceylan. Ceylan Hanım, kaç yaşındasınız? Cizre'den geldiğimden beri 19 yaşındayım. Süper. Ne meslekle uğraşıyorsunuz? Çok zormuş C. Jandarma. Jandarma değil. Jandarma o J. Yani, jandarma. J'yle bir şey bulamadım. Güzel, tamam. En sevdiğiniz müzik? Caz müzik. Güzel. Çocuğunuz var mı? Canımdan can alsaydım soruyu sormasaydım bana. Aynen. Ama çocuğum yok. Güzel. Hangi mevkide oynuyorsunuz? Cansu Hoca ile konuşmuştuk biz. Hani hangi mevkide oynatsın diye beni ama sağ açık sol açık. Güzel. O mevkilerde oynuyorum. Güzel. Mutlu musunuz burada? Takıldık kaldık. Teşekkür ederim. Güzel. J de çok zor mu? Çok zor mu? Zaten J'li cevaplar verdiniz. Jandarma. Jandarma. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Röportajımızda bizleri kırmadınız. Size de futbol kariyerinizde başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İnşallah. Abone olmayı unutmayın. Aynen. Evet. İlk defa bir kişi söyledi abone olmayı unutmayın diye. YouTube kanalımıza da tabii abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.